yaratılış gerçeğine yapılan itirazlar ve geçersizlikleri. Bu noktaya kadar incelediğimiz gibi Big Bang'in evrenin yoktan var edilişi anlamına geldiği, yani yaratılışı ispatladığı açıktır. Bu nedenle de materyalist felsefeyi benimsemiş olan astronom ve fizikçiler bu gerçeğe karşı koyabilmek için kendilerince bazı alternatif açıklamalar getirmeye çalışmışlardır. Bunlardan biri olan sabit durum teorisi, evrenin yaratılması fikrinden felsefi olarak rahatsızlık duyan bir takım bilim adamlarının umutsuz bir çabasıdır. Materyalistlerin getirmeye çalıştıkları diğer iki alternatif ise Big Bang'i kabul eden ama Big Bang'i yaratılış dışında yorumlamaya çalışan modellerdir. Bunların birincisi açılır kapanır evren modeli, ikincisi ise kuantum evren modelidir. Şimdi sırasıyla bu teorileri ve neden geçersiz olduklarını inceleyelim. Açılır kapanır evren modeli, Big Bang'i evrenin başlangıcı olarak kabul etmeyi bir türlü hazmedemeyen astronomlar tarafından ortaya atılmıştır. Bu modelde evrenin Big Bang'den sonra tekrar kendi içine çökerek tek bir noktaya toplanacağı, sonra yeniden patlayıp açılacağı, tekrar kapanacağı ve bu döngünün sonsuza kadar devam edeceği öne sürülür. Yine bu modele göre Big Bang'den önce de sonsuz kere evren patlayıp büzülmüştür. Yani iddiaya göre evren ve madde sonsuzdan beri vardır. Ama belirli zaman aralıklarında patlamalar ve sonra içine çökmeler yaşanmıştır. Şu an içinde yaşadığımız evren ise bu kısır döngünün içinde yer alan sonsuz sayıdaki evrenden bir tanesidir. Bu modeli ortaya atanların yaptıkları şey, Big Bang'i nasıl sonsuz evren fikrine uyarlayabiliriz şeklinde düşünmek ve bir senaryo yazmaktan başka bir şey değildir. Ama bu bilim dışı bir senaryodur. Çünkü son araştırmalar açılır kapanır bir evren modelinin mümkün olmadığını ortaya koyar. Çünkü evren kendi içine çökecek olsa bile bilinen hiçbir fizik kanununun böyle bir çökmeyi geri çevirmesi ve evreni yeni bir büyük patlama ile yeniden oluşturması mümkün değildir. Bu modeli geçersizliğe uğratan en önemli faktör ise eğer gerçekten evren sürekli kapanıp açılıyor olsa bile bu çevrimin sonsuza kadar süremeyecek oluşudur. Çünkü hesaplamalar çevrimsel evrenlerin birbirlerine entropi aktaracaklarını gösterir. Yani enerji her evrende biraz daha yararsız hale gelecek ve her yeni açılan evren biraz daha yavaş açılıp biraz daha geniş bir çapa sahip olacaktır. Bu ise zamanda geri gidildiğinde giderek daha küçük evrenler olmasını gerektirecek ve yine bir ilk evrende kilitlenecektir. Yani eğer sürekli kapanıp açılan evrenler olsa bile bunların ilk başta yine yokluktan var olmaları gerekecektir. Kısacası açılır kapanır sonsuz evren modeli, gerçekleşmesi fiziksel olarak imkansız bir fantaziden başka bir şey değildir. Big Bang'i yaratılış dışında açıklayabilmek için öne sürülmüş olan ikinci model ise kuantum evren modelidir. Bu teoriyi savunanlar, kuantum yani atom altı fiziğinde yapılan bir gözleme dayanarak bir senaryo üretmişlerdir. Kuantum fiziğinde atom altı parçacıkların boşluk yani vakum içinde aniden oluştukları ve yok oldukları gözlemlenmektedir. Bu gözlemi madde kuantum düzeyinde yoktan var olabilmektedir. Bu maddenin kendine ait bir özelliktir şeklinde yanlış yorumlayan bazı fizikçiler evrenin yaratılışı sırasında maddenin yoktan var olmasını da maddenin kendine ait bir özellik olarak tanımlamaya ve doğa kanunlarının bir parçası gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Oysa kuantum fiziğine yapılan benzetme kesinlikle konuyla ilgisizdir ve evrenin yaratılışını açıklamaktan uzaktır. Büyük Patlama, Tek Tanrıcılık ve Ateizm kitabının yazarı William Lane Craig bu konuyu şöyle açıklar. İçinde parçacıkların dalgalandığı, bir belirip bir yok olduğu mekanik kuantum vakumu aslında gerçek bir vakum yani yokluk kavramından çok uzaktır. Bir kuantum modelinde sürekli olarak oluşup yok olan parçacıklar var oldukları kısa süre içinde etraflarında bulunan enerjiden çalarlar. Bu yokluk değildir ve dolayısıyla madde parçacıkları da yoktan var hale gelmemektedirler. Yani kuantum fiziğinde de aslında madde yoktan var hale gelmemektedir. Sadece ortamda var olan enerji ani bir biçimde maddeye dönüşmekte, sonra bu madde dağılarak tekrar enerji şeklini almaktadır. Kısaca kendiliğinden yoktan var olma gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak bütün bilim dallarında olduğu gibi fizik alanında da materyalist bilim adamları çeşitli kritik noktaları ve detayları göz ardı ederek gerçekleri kendi bakış açılarına göre saptırmaktan çekinmemektedirler. Çünkü onlar için materyalizmin, dolayısıyla ateizmin ayakta tutulması, bilimsel gerçeklerin ortaya çıkartılmasından ve açıklanmasından çok daha hayati bir önem taşır. Az önce anlattığımız gerçeğin anlaşılması, kuantum evren modelinin çoğu bilim adamı tarafından reddedilmesine yol açmıştır. Fizikçi C.J. Isham'ın ifadesiyle, teorinin önüne çıkan ölümcül zorluklar nedeniyle kuantum evren modeli yaygın kabul görmemiştir.
Öyle ki bu model bugün onu ilk kez ortaya atan R. Braut ve P.H. Spindel gibi fizikçiler tarafından bile terk edilmiş durumdadır. Kuantum modelinin son yıllarda ün kazanmış bir versiyonu ise Stephen Hawking'den gelmektedir. Hawking, Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabıyla ilgi toplayan modelinde Big Bang'in yokluktan var olma anlamına gelmediğini iddia eder. Big Bang öncesinde zaman olmadığı gerçeği karşısında ise hayali zaman gibi bir takım kavramlar türetmiştir. Hawking'e göre Big Bang'in 10 üzeri eksi 43 saniyesine kadar sadece hayali zaman vardır ve gerçek zaman bu andan sonra ortaya çıkmıştır. Hawking'in umudu bu hayali zaman kavramı ile Big Bang'den önce zamansızlık olduğu gerçeğini reddedebilmektir. Oysa hayali zaman bir odadaki hayali insanların sayısı ya da bir yoldaki hayali arabaların toplamı gibi gerçekte sıfıra, yokluğa karşı gelen bir kavramdır. Hawking bununla sadece bir kelime oyunu yapmaktadır. Materyalist bilim adamlarının evrendeki kusursuz ve yoktan yaratılışı tasdik eden bilimsel gelişmeler karşısında öne sürdükleri iddialardan biri de belki sonsuz sayıda evren vardır ve bunlardan biri olan bizim evrenimiz tesadüfen yaşama uygun olmuştur şeklindedir. Çoklu evren adıyla anılan bu teori, materyalizmi ayakta tutmak gayretiyle ortaya atılmış hayal ürünü bir iddia olmaktan öteye gidememekte ve hiçbir bilimsel bulguyla desteklenmemektedir. Tanınmış astrofizikçi Paul Davis, The New York Times gazetesinin 12 Nisan 2003 tarihli sayısında Çoklu Evrenin Kısa Tarihi başlıklı bir makale yayınlamış ve iddiasını savunmaya çalışmıştır. Aslında Paul Davis'in yazısı kendi içinde tutarsızlıklar taşımakta ve Davis de aslında Allah'ın varlığını kabul etmektedir. Doğa neden bu kadar akıllıca? Hatta denilebilir ki kuşku uyandıracak derecede yaşama uyumludur. Fizik kanunları yaşamı ve bilinci neden bu kadar korumaktadırlar? Neden yaşanabilir bir evren yapmak için işbirliği içindedirler? Neredeyse bir büyük akıl, yani Allah, tüm bunları belirlemiş gibidir. Ayrıca Davis, çoklu evren teorisinin bir spekülasyondan ibaret olduğunu da itiraf eder. Davis'e göre çoklu evren teorisine hayal etme yoluyla varılmaktadır. Dahası bu teoriye giderken inandırıcılık bir sınıra dayanmakta ve giderek daha fazla inanca dayalı bir kabullenme yapılmaktadır. Tüm bunlar göstermektedir ki Big Bang'e alternatif olarak öne sürülen sabit durum teorisi, açılır kapanır evren modeli, çoklu evren iddiası, kuantum evren modelleri ve Hawking'in modeli gibi arayışlar gerçekte sadece materyalistlerin felsefi ön yargılarından kaynaklanır. Bilimsel bulgular açıkça Big Bang'in doğru olduğunu ve yokluktan var olma anlamına geldiğini gösterir. Ve evrenin yoktan var edilmiş olması Allah'ın yaratışının kesin ispatlarından biridir. Kolombiya Üniversitesi'nden Ken Miller, Big Bang'in evrenin kökenine tuttuğu bu ışığı şöyle açıklar. Kozmoloji biliminin en çarpıcı bulgularından birisi, evrenin gerçekten bir başlangıcı, harikulade bir başlangıcı olduğu bulgusudur. İlk sebep tartışmaları, zaman içinde olayların sonsuza değin gerileyebilir olduğuna karşı kullanılan teorik bir argümandı. Bunlar, verimsiz, felsefi kavramlar olarak görünürdü. Big Bang, ilk sebebi gerçek kıldı. Zamanın başlangıcına bir duvar koyarak, kozmik patlamadan önce meydana gelmiş olabilecek olayları sorgulamaya kapattı. Birçok bilim adamının görüşüne göre Big Bang, evrenin başlangıcına belirgin bir şekilde teolojik olan bir aydınlatma sağlamıştır. Sonuçta modern bilimin ulaştığı gerçek şudur. Madde ve zamanı her ikisinden de münezzeh olan, sonsuz güç sahibi yaratıcımız olan Yüce Allah var etmiştir. İçinde yaşadığımız evreni yaratan, üstün kudret, bilgi ve akıl sahibi olan Allah'tır.